Herkese merhabalar. Üstü ifadeler konusunda önemli bir konuya geldik. Çünkü böyle detay bir konu aslında ama bizim sorularda bulduğumuz cevabın seçeneklerde göremediğimiz durumların cevabını buradan vereceğiz aslında. Biraz dolambaçlı bir cümle oldu ama demek istediğim şu. Biz bir cevap buluyoruz. Seçeneklerde bizim bulduğumuz olmuyor bazen. İşte sebebi bunun düzenlenmemiş olması. Yani üssün üssünün yazılmamış olması. O yüzden bu videoda üssün üssü ve tabii ki sıralama sorularında buna uyarlayarak yapacağız. O zaman hazırsanız başlıyoruz. Şimdi girişte de söylediğim gibi arkadaşlar üssün üssü beraberinde sıralama. Buna benzeterek yaptığımız için sıralama ayrı tutuyorum şimdilik. Üssün üssü şeklinde yazmak önemli. Neler var mesela bunda? Öncelikle şunu bilmemiz lazım. Üssün üssü şeklinde olan sayıları bu şekilde 3 üzeri 2'nin 4. kuvveti verilen sayılar aslında çarpım durumundadır. Bunları çarptığımız zaman 3 üzeri 8 şeklinde yazabiliriz. Dolayısıyla arkadaşlar bunun tersini de yaptığımız durumlar olacak. Tamam mı? Onları da göstereceğiz. Bundan önce sıralamanın mantığını anlatmaya çalışayım ben size. Bir kere birden büyük sayılardan bahsediyoruz. Bunda bizim için önemli olan iki şey var. Tabanlar aynı ise arkadaşlar. Mesela ikisinde de tabana bakıyorum. 2'nin kuvveti alınmış. Üssü büyük olan sayı büyüktür. Yani 2 üzeri 4 mü 2 üzeri 3 mü büyüktür? Cevabı basit. 2 üzeri 4 büyüktür. Üssümüz büyükse sayımız da büyüktür. Bir diğer nokta üstleri aynı ise arkadaşlar. Üstleri aynı olduğu zaman mesela 3 var bundan ikisinin üzerinde. Tabanlarına bakarım bu sefer. Tabanı büyük olan sayı daha büyüktür diyebiliriz. Tamam mı? Yalnız arkadaşlar burada ikisinin de aynı olmama durumları olabilir. Bu durumlarda arkadaşlar biz bunları eşitlemek zorunda kalabiliriz. Mesela 4 üzeri 2 ile 2 üzeri 6 var. Şöyle ayrıntılı göstereyim. 4 üzeri 2 denilen sayıyı ben 4'ü 2'ye benzetmem gerekiyor. 2'yi 4'e de benzetebilirsin. 4'ü 2'ye de benzetebilirsin. Ama ben genelde küçüğe benzetmeyi tercih ediyorum. Ama sen hocam ben büyüğe benzetebilir miyim? Onu da yapılabilir. Onu da gösteririz. 4 üzeri 2'yi ben 2'nin ikinci kuvveti olarak yazarsam eğer üzerinde de bir 2 vardı. Bu 2 o 2. Bu 2 de 2'nin ikinci kuvveti olduğunu söylediğim 2. Bu ikisi çarpım durumundadır demiştik. Çarptığınız zaman 2 üzeri 4. İşte üssün üssü dediğimiz mevzu bu. Birbirine benzetme durumu dediğimiz bu. 2 üzeri 4'müş bu. 2 üzeri 4, 2 üzeri 6 buradaki de. O zaman 2 üzeri 6 daha büyük de derim. Peki hocam ben bunu buna benzetebilirim. Evet. 2 üzeri 6'yı ben 4'e benzetmek istiyorsam, 4 yazmak istesem 4 yerine üssünü değiştirmem lazım. Neden? Çünkü 2'nin ikinci kuvveti 4 yapıyor. O zaman buradakini de böleceğim bu sefer. Yani üssün çift olması lazım ki benzetmeye şansım olsun. 6'yı 2'ye böldüğüm zaman da 4 üzeri 3 yapar. 4 üzeri 3 mi büyüktür? 4 üzeri 2 mi büyüktür bu sefer karşımda? O zaman yine 4 üzeri 3 büyüktür diyeceğim. Değişmez zaten hangi türlü buldun. 3 üzeri 4 var, 2 üzeri 5 var. Burada gördüğünüz gibi ne üstler birbirlerine eşit olabilir ne de tabanlar birbirlerine eşit olabilir. O yüzden bu tarz durumlarda sonuçları bularak karşılaştırma yapabilirsiniz. Yani 3 üzeri 4 81 demişiz, 2 üzeri 5 32 demişiz. Buna göre karşılaştırma yapmışız. Tamam. O zaman biz tabanlar aynıysa üstleri büyük olan daha büyük, üstler aynıysa tabanları büyük olan daha büyük. Eğer eşitlenebiliyorsa birbirlerine eşitliyoruz, benzetiyoruz daha doğrusu üstün üstü şeklinde. Eşitlenmiyorsa da sonuçlarını buluyoruz ve bu şekilde karşılaştırma yapıyoruz, sıralama yapıyoruz. Buradaki üstü ifadelerin eşitlerini yazın demiş. Tamam. Şunları çarpmam istiyor benden. Yani 3 üzeri 6 yapacak. Bunu çarptığımız zaman arkadaşlar 8 üzeri 6 yapacak. Şu an bunun daha da düzenlenmiş halini istemiyoruz. Sadece çarpım durumunda istiyoruz. Negatif sayılarda dikkat etmenizi istiyorum ben sizden. Çünkü negatif sayının önce işaretine karar verin. Negatif bir sayının parantezin içinde çift kuvveti var. Negatiftir yine. Dışında tek kuvveti var. Yine negatiftir. Yani benim cevabım negatif çıkacak. Sonra bunları çarptığımda 3 üzeri 10 cevabını bulurum. Burada genelde üstleri birbirle çarptığınız zaman parantezde üzerine koyduğunuz zaman cevabı yanlış bulursunuz. Yani şunu bulursunuz. Eksi 3 üzeri 10 bulursunuz. Bu da pozitif bir sonuç yapar. Bizim aradığımız şey bu değil. Aman ha dikkat edin. Önce işarete karar verin. Eksi 1'in 4. kuvveti. Burada şunu diyebilirim aslında. Parantezin dışında çift kuvvet var mı kardeşim? Bakıyorum yok. Tamam o zaman değil. Bunun cevabı negatif. Bu kadar basit. Uzatmaya gerek yok yani. Parantezin dışında çift kuvvet yok. Bunun cevabı negatif. Eksi 1'in 20. kuvveti yapar bu. Bu da yine eksi 1'dir. Değişen herhangi bir şey olmaz. 25, 3. ve 5. kuvvetler çarpım durumunda 25 üzeri 15 yapar. 16 üzeri 10 ile 3'ü çarptığımız zaman 16 üzeri 30 yapar. Bunlar daha da düzenlenebilir mi? Evet daha da düzenlenebilir. Onun örneklerini de burada yapalım. 16 üzeri 3 demiş. Mesela ben bunu 4'ün kuvveti olarak yazabilirim. 4'ün 2. kuvvetinin 3. kuvveti. Yani 4 üzeri 6 diye yazabilirim.
Hocam 2'nin kuvveti olarak yazabilirim. Evet yazabilirim. 2'nin 4. kuvvetidir bu. 3. kuvvet de burada 2 üzeri 12 yapar. Zaten bunların ikisi birbirine yine eşittir. Yani farklı türlerde siz bunları yazabilirsiniz. 225 15'in karesidir. 15'in karesinin 10. kuvvetidir. Yani 15 üzeri 20 yapar. 9 üzeri 5 3'ün karesidir. 3'ün karesinin 5. kuvveti yani 3 üzeri 10 yapar. 32 2'nin 5. kuvvetidir. 2'nin 5. kuvvetinin 2. kuvveti yani 2 üzeri 10 yapar. 49 7'nin karesinin 3. kuvvetidir yani 7 üzeri 6 yapar. 81 3 üzeri 4'tür. 3 üzeri 4'ün 5. kuvveti yapar yani 3 üzeri 20 yapar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar birbirine benzetiyorum. Öncelikle istediğim küçük sayıya benzetiyorum. Sonra üstleri birbirleriyle çarpıyorum. Gelin şimdi sıralama yapalım. 3 üzeri 5, 4 üzeri 5, 2 üzeri 5. Ne demiştik? Üstler aynıysa tabanı büyük olan büyüktür. O zaman 4 üzeri 5 büyüktür. 3 üzeri 5'ten o da büyüktür. 2 üzeri 5'ten şeklinde sıralamamızı yapabiliriz. Geldim bir sonrakine. Bakın burada negatif bir sayı var. Önce bunun işaretine bir karar verin. Çünkü işarete göre ben sıralamayı değiştirebilirim. Üzerleri hep aynı. 6. Bunun cevabının pozitif olacağını söylüyorum. Bakın burada da aynısı var ama parantezsiz. Bunun cevabı negatif. Negatif sayılar zaten pozitiflerden her zaman küçüktür. O zaman benim sonucum eksi 3 üzeri 6 büyüktür. 2 üzeri 6 o da büyüktür. Eksi 5 üzeri 6 şeklinde olması gerekir. Devam edelim. 8 üzeri 2, 3 üzeri 6, 36 üzeri 3, 5 üzeri 6. Şimdi burada bakıyorum. Tabanlarımızın aynı olma ihtimali yok. 8, 36, 5. Ortak paydada buluşturamıyorum ben bunları. Üstlerin aynı olma durumu var mı? Evet var. Ben bunu 2'nin 3. kuvvetinin 2. kuvveti olarak yazarsam 2 üzeri 6 yapıyor dikkat ederseniz bu. Bak burada 5 üzeri 6 vardı. 6'ya benzettim. Bunu da 36'yı da 6'nın 2. kuvveti olarak yazarsam 6'nın 2. kuvvetinin 3. kuvveti yani 6'nın 6. kuvveti olmuş oldu. Bu da 5'in 6. kuvveti. Şimdi benden istediği şey sıralamamı istediği şey neyse onu sıralayacağım. Bakın bulduklarımı değil aman ha. Sorularda biz bunu yapıyoruz genelde hata olmasın. Sıralamamı istediği şey bunlardı. Kim en büyük arkadaşlar? 6 üzeri 6 olan yani 36 üzeri 3 büyüktür. Daha sonra 5 üzeri 6 olan o zaten 5 üzeri 6 idi. En küçük de 2 üzeri 6 olan yani 8 üzeri 2. Yani benden neyi sıralamamı istiyorsa ben onu sıralıyorum tamam mı? Peki 256, 25 ve 81. Bu sayıların üstlerine baktığımda sayıların üstlerinin aynı olduğunu görüyorum. Uğraşmama gerek yok o zaman. 256 üzeri 2 büyüktür. 81 üzeri 2 büyüktür. 25 üzeri 2 şeklinde sonuca ulaşıyoruz. Buradaki sayıları birbirleriyle eşleştirmemi söylemiş. Eşleştirmek için aynı tabana sahip olması lazım veya aynı üste sahip olması lazım. Benzetmem lazım öncelikle. 3 eksi 3 üzeri 12. Bir kere bu pozitif bir sayıdır değil mi? Üstü çift olduğuna göre. Şimdi buradan diğerlerini düzenleyelim. Mesela bu 5'in 3. kuvvetinin 2. kuvveti yani 5 üzeri 6 yapar burası. Bu 625 5'in 4. kuvvetinin 4. kuvvetidir. Yani 5 üzeri 16 yapar burası. 81 3'ün 4. kuvvetinin 4. kuvveti yapar. Yani 3 üzeri 16 yapar. Başka 27 3'ün 3. kuvvetinin 4. kuvveti yani 3 üzeri 12 yapar. Bu 3'ün karesidir. 8. kuvvetini alırsam 3 üzeri 16 yapar. Eksi 5'in 6. kuvveti pozitiftir sonuçta. Yani 5 üzeri 6 da diyebilirim ben buna. 25 üzeri 8 de 5'in karesinin 8. kuvveti yani 5 üzeri 16 yapar. Hepsini eşitlemiş oldum. Benzerlere bakalım. 3 üzeri 12. Şunlar birbirleriyle aynıymış. Yani bu ikisi eşit. 5 üzeri 6 bunlar birbirlerine eşit. 5 üzeri 16 bunlar birbirine eşit. 3 üzeri 16 bunlar birbirlerine eşit diyebiliriz. Bakın bununla alakalı alıştırmaları çoğaltın. Çünkü gerçekten önemli bir konu. Birbirine benzetmeleri yapmanız size pratiklik kazandırır. Özellikle yeni nesil soru çözümlerinde bu tarz detaylar çok çok önemli arkadaşlar diyorum. Bu dersi burada bitiriyoruz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.